eğer telefonu ben büyük ekranda kullanacağım telefonun ekranı bana yetmiyor ve laptopu da sürekli yanımda taşıyorum diyorsanız iki cihazı bir arada kullanabiliyoruz Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber iPhone'dan bilgisayara ekran yansıtma özelliğini deneyeceğiz. Özellikle de PUBG gibi mobil oyunları büyük ekranda oynamak veya aynı anda birden fazla uygulama kullanıyorsanız da faydalı bir uygulama olacak. Yani hem bilgisayar hem telefon tek ekranda birleşiyor. İnceleyeceğimiz uygulamanın linkine de açıklamada üst kısma koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Bu tarz faydalı videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelin ilk olarak uygulamanın kurulumuyla başlayalım. İlk olarak Mirror to iPhone uygulamasının sitesine gidiyoruz. Burada sadece iPhone için değil, iPad ve Android telefon ve tabletler için de kullanabiliyoruz ama ben burada iPhone üzerinden göstereceğim. Buradan uygulamayı indirerek hızlı bir şekilde kuracağız. Uygulama zaten çok az yer kaplıyor ve bilgisayarınıza bağlı olarak en fazla bir dakikada uygulamayı kuruyoruz. Karşımıza mobil bir ekran çıkıyor. Buradan üst kısmı yani iOS'i seçeceğiz ve ardından iPhone'da denetim merkezi ekran yansıtma logosuna tıklıyoruz. Tıkladığımız anda bilgisayar görecek. Telefondan da Mirror Tool seçeneğine basacağız. Biraz bekleyince de bilgisayarla bağlantı gerçekleşiyor ve artık telefonumuzdan tamamen bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyoruz. İstersek de telefonu bilgisayara Type-C ile kabloyla bağlayarak da kullanabiliyoruz. Burada da bilgisayara güven deyip şifreyi girerek bağlantı gerçekleşiyor. Fakat bence kablosuz bağlantı çok daha rahat ve bağlantıda gecikme düzeyi de minimum seviyede diyebilirim. Telefona dokunduğumuz zaman ekranda tepkisel şekilde görüyoruz. Mesela PUBG'yi denediğimde gayet hızlı bir şekilde açıldı ve aktif şekilde bilgisayarın ekranından PUBG'yi kontrol edebiliyoruz. Ve boyutu büyüterek de tam ekranda monitör kullanıyorsanız özellikle PUBG Mobile'i büyük ekranda emülatörsüz oynayacaksanız gayet mantıklı. Bunun dışında Asphalt 9'da da sıkıntısız stabil bir şekilde çalışıyor. Bu oyunları uzun süre test ettiğimi de söyleyeyim. Burada kullanırken çok fazla gecikme veya çökme gibi sorunları hiçbir şekilde yaşatmadı. Oyun dışında genel kullanımda da tepkime süresi rahatsız etmeyecek seviyede. Açıkçası kullanım oldukça basit ve neredeyse hiç uğraştırmadan bir dakika içinde bağlanıp ekranı yansıtabilmek mümkün. Ben programı gayet faydalı buldum. Deneme sürümü var fakat ücretli versiyonunda uygulamadan tam olarak yararlanabiliyoruz. Ama uygulamanın sunduklarını düşündüğümde fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. WhatsApp'ı, sosyal medyayı aktif kullanıyorsanız sürekli telefonu kontrol etmeniz gereken bir iş yapıyorsanız ve mobil uygulamalarda bilgisayarda oynayacaksanız bu uygulama kesinlikle işinize yarayacak. Evet dostlar çok basit ve hızlı bir şekilde iPhone'un ekran yansıtma özelliğini görmüş olduk. Açıkçası uygulama gerçekten stabil ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Arayüzün sadeliği ve kullanım kolaylığını da ben gayet beğendim. Ücretsiz versiyonu var fakat 60 FPS kullanmak istiyorsak uygulamayı satın almak gerekiyor. Peki siz Mirror 2 uygulamasını nasıl buldunuz? Sizce kullanışlı mı? Yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek ve bu tarz faydalı videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşçakalın.